Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerine huzurunlar olsun. Işıklarımız kıynamızda dıktınlar ekranımız olsun. Prezident namzati Biden mu Xitayning cinayetini irqi qirg'inchilik deb sifatladi. Amerika Avazı Toru'nun haberde bildirilişçe, Amerika'nın bu növetlik prezident namzati Joe Biden'nın saylam heyeti Seyşembe ilan kılgan bayanatı da Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki bastır siyasetini resmi halda irqi kırgınçılık deb atıgan. Bayanatı Xitay'nın Uyghur ve başka yerlik milletlerge yürgüzvatkan tesvirligisiz bastırışları irqi kırgınçılıktır. Joe Biden bununla en kattık terizde narazılık bildirdi deb yazılgan. Bayanatta yana Trump hükümetiga besim qilinib, Sharq Turkistonning navbatdagi ahvoliga qarata harakatga o'tish talab qilingan. Baydenning saylam hay'ati mazkur bayonotni e'lon qilishdan sal burun Amerikaning xabar organi siyosat to'g'rida Trump hukumatining Xitoyning Sharq Turkistondagi siyosatini irqiy qirg'inchilik deb sifatlashni o'ylashayotganligi e'lon qilingan edi. Amerikaning bu navbatlik prezidentlik saylamida Trump va Baydenning Xitoyga bo'lgan pozitsiyasi muhim nuqta bo'lib qolgan bo'lib bunun da yana Şarkı Türkistan'daki insani hukuk meselesi alahide oran algan. Trump izcil halda Biden'nin Xitay'ı yıkıncılık kıladığallıqını, eğer Biden saylamda utup çıksa, Amerika'nın Xitay iskencisi'ki çüşüp kaldığallıqını tekitlep gelmekte. Biden bolsa türlük nutuk ve bayanatlarda Tayvan, Hong Kong ve Şarkı Türkistan meselesini tutku kılıp, kelgüsüde Xitay'ı katı kol siyaset yürgüzdüğallıqını ispatlaşkı tırışmaqta. Amerika Saudi Ministerliği yeni 24 Xitay şirketini qara tizimlikke kirgizdi. 26 avgust Amerika Saudi Ministerliğinin torbetide xabar qilinishicha Amerika Saudi Ministerliği Sanoat ve Bexatarlik İdarisi Xitayning Janubi dengizde harbiy aral yasichiga yordam bergan 24 şirketini qara tizimlikke kirgizgan. Amerika Saudi Ministeri Wilbur Ross bu haqda mundaq dedi. Amerika Xitayının koşunları ve halkara cemiyet Xitayının Canubi Denizde ilgilik hukuk talişişi ve herbiler üçün süni aral payda kılışını ayıplab gelgen idi. Xitayının şu süni aralını kurup çıkışı üçün hessi koşkan bu şirketler bugün hesap verişi gerek. Xitay rejimi 2013 yıldan başlap Amerika ve başka devletlerinin karşılığı karamay Canubi Denizden talaş tartışı astıdaki 7 cahide 3000 İngiliz milden aşıdığan süni aral berpa kılıp o yerge hava müdafiyesi ve başkurulduğun bombağa karşı herbi eslehelerini uğurlaştırıp, Amerika'nın bu rayondaki ittifaktaşlarının ilgilik hukuku tecavüz kılgan idi. Filipin Soti 2016 yılı 7. ayda Xitay'nın bu kılmışını Filipin'nin ilgilik hukuku tecavüz kılganlık deb hüküm kılgan idi. Amerika Saudi Ministerliği Sanaat ve Bihaterlik İdarisi'nin bu tizimliki kirgen şirketler, Amerika'nın devlet bihaterliki ve çet eldeki menfaatlerge hater yetküzdüğün hareketlerge kıytılganlığı üçün cezalandıken. Onlarının Amerika'ya her kandak mahsulatını eksport kılışı, texniki yaki kuruluş türleri kirgizişi çekilindiken. Trump emdi Xitay'dan ayrıldığallıqı, onun bilen soğudu kılmaydığallıqını etdi. Yeni Tang Devri Taratkusu'nun 23. avgust bergen haberde eytilişçe, Amerika Prezidenti Donald Trump yakşembe günü Fox Televizyisi muhbirinin ziyaretini kabul kılganda, Amerika iqtisadının emdi Xitay'dan ayrılışı mümkünlikini oturgu koygan. O muhbirga biz Xitay bilen soğudu kılmasak mı buluye verudu diyen. Andan Xitay'dan ayrılış meselesi doğruluk soralganda, eğer onlar bizge doğru muamele kılmasa çokum şunda kılımız diyen. Bu yıl 6. ayda Amerika Maliye Ministeri Steven Mnuchin eğer Xitay Amerika'nın şirketlerini Xitay'da erken rekabetleşişki yol koymasa, Amerika'nın Xitay iqtisadının çokum ayrıldığallıqını bildirgen idi. Yukumluk kesel vaziyeti Amerika'nın sahiye buyumlarını işlep çıkarışta Xitay karxanlarına bekinip kalgallıqı da krizisini aşkarlıgan deyken, Amerika bu buyumlarını özü de işlep çıkarışkı başlıgan. Trump hükümeti Xitay rejiminin Xitay virüsünü kontrol kılıştaki iğir hatalıqını Hong Kongluklarını bastırışını köp kıtım ayıplıgan, şundaklı bununla karşı tedbir kullanılan hem de bihaterlikke tehdit selavatkan Xitay karxallarını çekilgen idi. Prezident Donald Trump bu yıl 5. ayda Xitay'ını virüsünü yuşurup, onun bütün dünyaya yamrışığı sebep oldu deyip ayıplab, Amerika Xitay bilen barlıq alaqısını özüşü mümkün degen idi. Xitay'nın virüsü karşı can vaziyeti yaratıp, halkını kamal kılışı narazılık kozgıdı. Amerika'daki devletlik ammevi radyo yani NP'nin haber kılışı,
Şarkı Türkistan'da Xitay virüsü kayıtı yamırgan deyken, Xitay bu rayonunu sırttın ayırıp etken bulup, tahminen 22 milyon ahala üyden çıkalmaydıgan halet şekillengen. Yerlik emeldarlarının bildirişçe 800'de keselinin bir yerge toplanıp davalanışı üçün muşundak tedbir kullanılgan. 7 ayının otturuda atılmış Uyghur Abdum Raylı hükümet bu rayonunun can haletiki kirgenlikini cekarlıgan idi. Mahalli kadirleri öymü öy kirip işiklerini peçetlep, ahalilerinin sırtkı çıkışını çekligen idi. Aldınkı haftanın ahırda Şarkı Türkistan'daki ahaliler bu ekvalgı bolgan narazılığını Xitay'daki ictimai alakı turlarda aşkarlaşkı başlıgan. Ama bu videolar derhal öçürülgen. Bireylerinin aşkarlaşça mahalli kadirleri birersinin talağı çıkkınını görse derhal sakçığı malum kıldıken. Üyüge solanğan ahalilerinin turmuş ihtiyacını kamdaş üçün mahalli kadirleri yaki pidailer sürür lazimetliklerini yetküzüp biridigen. Ama Xitay'da mahalli mulazimeti terakki kılmağaşka ahalilerinin tolisi aç kalgan. Radyo muhbirlerinin ilgilişçe ahallarga yana qo'ng'ir rangli bir xil jungi dorisi majburiy ichkizilayotgan bo'lib, kasal yuqmaganlar bu dorini ichsa virusdan saqlanalaydi deb tashviq qilingan. Hozir bu dorining ishlatilish nisbati 100% ga yetgan, ammo tibbiy sohada bu dorining unumlik yoki unumlik emasligi texi isbotlanmagan. Bu xil jang vaziyatining qachon oyoqlashadiganligi haqida Xitoy amaldorlari konkret vaqt bekitmagan. Ürümçerlik hükümetinin bir Xitay emeldari, bizning kamal qilish siyasetimiz yuqumluq kesel başlangan vaqt bilen ahırlaşdigan vaqtni asas qiladi degan. Mark Esper, Amerika ve ittifoqdoshlarimiz Xitay tahdidiga qarshi her bir frontni qo'g'dashga tayyor dedi. Amerika Devlet Müdafiye Ministeri Mark Esper 25 Ağustos Wall Street Journal'ı gezdiğinde makale ilan kılıp, Amerika'nın Xitay'a karşı devlet müdafiye stratejisini şerh edildi. Onun takitleşe Xitay armiyesi Beijing'nin müstabit pilallarına hizmet kıldığan bulup, Amerika ve onun ittifaktaşları Xitay tehdidine karşı her bir frontunu koğdaşkı tayyar etken. Mark Esper'nin mezkur makalesi Xitay Sekretari Xi Jinping'in 1 Ağustos Xitay armiyesi kurulganlığının 93 yıllığını hatırlaş mürasimede kılgan sözünün arıqısı dilde ilan kılındı. Xi Jinping sözüde Xitay armiyesini dünyavi derecelik armiyeye özgertişini takitledi. Mark Esper bolsa Xi Jinping'in sözü erkin ve uç halkara tertip bilen Beijing targıp kılıp kilibatkan müstebitlik tüzüm otursudaki rikabetinin yeni devirge kadem koyganlığının enik ifadesi ihkerlikini bildirgen. Mark Esper bolsa Xi Jinping'in sözü erkin ve uçuk halkara tertip bilen Beijing targıp kılıp kilibatkan müstebitlik tüzüm otursudaki rikabetinin yeni devirge kadem koyganlığının enik ifadesi ihkerlikini bildirgen. Onun 5 burjeklik bina Xitay üçün tayyarlanıp boldi mavzuluk makalesi takitlenişçe, erkinlik ve uçuk aşkarlıkını koğuluşudugan devletler Xitay armiyesinin alaka, meşik ve teknolojiye taleplerge ihtiyat kılışı gerekirken. O Xitay'nın her bir zamanı bilişiş planı raketa, tor, alem boşluğu, elektronluk uruş kılış iktidarını östürüşünü özçüge elipli kalmay, süni akıl teknikisi bilen korallanıp, özünün müstabit sistemesini kenar etişini, Uyghurlarga bulgan sistemelik bastırışını devamlaştırışını özçüge aldıqalıqını takitligen. Bu bir Amerika Devlet Müdafiye Ministerinin yığınqı 40 yıllık Xitay münasibetler tarihida Xitay siyasetini en uçuk şerhileşidir. Bazı analizcilerinin takitleşçe Mark Esper'nin makalesi Xitay'nın kançılık ciddi tehditge aylanqalıqını görüstü belirdigen. Amerikalik mutaxassis Amerika'daki Kor Analitik Tadqiqat O'rnining qurg'uvchisi Andris Kor Amerika'nın intayin xavplik bir vaziyatga duch kelganligini bildirib mundaq dedi. Aminiyeti biz intayin xavplik bir vaziyatga duch kelyapmiz. Biz Xitayni nihoyatda tez ve nihoyatda qattiq kuch bilan orqaga chekindirishimiz kerak. Bo'lmasa u bizdan eshib ketishi mumkin. Biz buni iqtisodiy jihatdan ishqa oshirishimiz shundoqlik xuddi minister Mark Esper aytgandek, agar zarur tepilsa bizning qoralliq mag'lub qilishga mo tayyorligimiz bo'lishi kerak. Andris Koryana Amerika bilan Xitay o'tirsidagi raqobatning nuqul harbiy, iqtisodiy, savdo yoki geosiyosiy raqobat emasligini bildirdi. Uning ta'kidlashicha bu demokratiya kishilik huquq, söz erkinliği, dini erkinlik bilen müstebitlik otursudaki kımmet kararlarının rikabeti işken. O bu rikabette Xitay'a takabül duralaydıgan birden bir küşünün Amerika işkerlikini tekitledi. Diktator Xi Jinping! Wang Yi'nin Avrupa ziyareti Uyghurlarının karşılığına uçurdu. Xitay Tashqi ishlar ministeri Wang Yi'nin Yevropadaki 5 devleti elip baradigan ziyareti ciddi qarşılıqlarga duş kelmekte. Xitay Tashqi ishlar ministeri Wang Yi 25 Ağustos'tan itibaren İtalya, Gollandiya, Fransiya, Norvegiya ve Germaniya bulup 5 g'arib devletide ziyaretine başladı.
Bu Xitay Taşqı İşlər Ministrinin Xitay virusu apitidin bayan tüncü qitim ғarib əllirde ziyaratı buluşu hesablandı. Xəbərlərdə məlum buluşa 25. avqust Wang Yi İtaliyadaki ziyaretide İtaliya Taşqı İşlər Ministri De Maio bilen diplomatik söhbətdi bulgan və iki dövlət otursudan 25 milyard euroluq iqtisadi kilişim imzalanğan. Wang Yi 26. avqust İtaliyadan ayrılıp Gollandiyaya gelgen. Mahbi tutulgan mazkur ziyaret to'g'risidagi xabarni matbuotdan ko'rgan har qaysi tashkilotlar safarbarligiga kelib, Wang Yining Yevropa ziyoratiga qarshi namoyish tashkillagan. Bu namoyishlarning biri tunugun Gollandiyada elib berildi. Gollandiyada aktiv faoliyat elib berayotgan Yevropa Sharq Turkiston Ma'rif jamiyatining rahbarlaridan Abdurahmon Hojimning bildirishicha, tunugun Gollandiyaning Den Haag shahridagi Tashqi ishlar ministrligi binosi oldida o'tkazilgan bu namoyish nihoyatda hayajonli elib berilgan. Abdurahmon Hojim bu namoyishga qatnashuvchilarning sonining belgilanmadigidan ko'p bo'lganligi uchun ikki o'rinda namoyishni o'tkazishga to'g'ri kelganligini eskertdi. Bu qitimqa namoyishga lager shohidi Umar Bekalimo yiroqdan kelib qatnashgan bo'lib, u bu qitimqa namoyishning maqsadi to'g'risida izohat berib o'tdi. Bu namoyishga ishtirok qilgan Yevropa Sharq Turkiston Ma'rif jamiyatining rahbarlaridan Ubul Qasim Hojim namoyish to'g'risida qarashlarini izhor qildi. Bugün 27 avgust günü Xitay Taşqı İşlər Ministri Wang Yi Norvegiyada ziyaratı bulduğan bulup, Norvegiya Uyğur Komiteti Norvegiyadaki Uyğur Tibetlerini seferber kılıp, Xitay Taşqı İşlər Ministri'ye karşı kan kölemlik birleşme namayış elip aradığalıqını ilan kıldı. Vietnam Xitayını ziminimizgi tajavuz kıldı edip ayıpladı. Germaniya avazining bugungi xabarida bildirilishicha Vietnam Xitoyni Parasil orili atrofidagi harbiy manevrni to'xtatishga chaqirdi. Xitoy bir vaqtda Bohai dengizi, Seriq dengiz, Sharqi dengiz va Janubiy dengizda harbiy manevr va naq maydon ras o'q etish manevri elib berib, bu rayonda yana jiddiylik paydo qilgan. Vietnam bugun Xitoyning Janubiy dengiz tavalligidagi talash tortish bo'lib o'tgan rayonda elib borgan harbiy manevrini Vietnamning egalik huquqiga daxli tarvuz qildi deb ayiblagan. Hamda Xitoyning bu harakatini Janubiy dengizda harakat mezoni o'rnatish uchun davom qilayotgan suhbatni murakkablashtirdi deb ayiblagan. Xitoy bu hafta talashtirishki Parasil orili atrofida 6 kunlik harbiy manevr o'tkazgan. Bu Xitoyning 2 oy ichida 2-chi qitim bu rayonda harbiy manevr o'tkazishi bo'lib, Vietnam Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Le Thi Tu Hang bayonot e'lon qilib, Xitoyning qayta-qayta o'tkazgan harbiy manevri Vietnamning egalik huquqiga daxli tarvuz qildi hamda Xitoyning harakati Sharq-Janubiy Osiyo Allir ittifoqining Janubiy dengizdagi suhbat mezonini murakkablashtirdi deganlarni bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy yana 7 oyning 1-chi kundan 7 oyning 5-chi kunigacha Parasil orilig'i yaqin joyda 5 kunlik harbiy manevr o'tkazgan bo'lib, Vietnam va Filippin tarafidan qattiq ayiblangan. Filippin tashqi ishlar ministri Lo Chin ayni vaqtda kuchlik inkas bildirib, agar Xitoy manevri Filippin ziminiga daxil qiladigan, Xitoy mayli diplomatiya yoki boshqa sohada qattiq javobga erishadi deganlarni bildirgan edi. Xalqimiz ko'z yoshi orqali dardini ifodalamoqda. Bugun ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan sindan ma'lum bo'lishicha, har jihatda qattiq iskanjiga ilingan xalqimiz erkin jamiyatda turibmi yetib olgan Uyg'urlarga ko'z yoshi orqali dardini ifodalagan. Xitoy tajovuzchilari yaqinqi yillardan beri xalqimizning bir qismini lager va turmalarga tutqun qilish sababli qisman oilalar taqilib qoldi. Bir qism oilada xonim-qizlar yolg'iz qoldi. Farzandlarimiz oilasida egichoqsiz qoldi. Yashanganlar boqquchsiz, etizlar parvish qiladigan odam yo'q tashlanib qolgan edi. 1-2 yil ilgari xalqimiz bu dardlarni chat elga chiqib olgan tuqqanlari va qarindoshlariga hamda xalqaro ijtimoiy uchur vositalarida yiziq ham so'z orqali ifodalab kelgan edi. Xitoyning xalqaradan Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini yashirish uchun ijtimoiy uchur vositalarida ichki ahvollarni tarqitishga qarshi yo'l qo'ygan qattiq jazolash tadbirlari xalqimizning dardini aytishga to'salg'u bo'ldi. Bulupmu Xitay tajavuzchilarining virus bahanesi bilan virus yuqumi bo'lmagan rayonlardagi xalqimizni uylariga qamal qilib, dehqon chorvachilarni ishqa chiqishga yo'l qo'ymaslik qilmishi xalqimizning dard alamlarini texima oshirib, iqtisodning vayron bo'lishini keltirib chiqarib, xalqimizning uyida ochlik tugab, ko'ktot pishirib yeydigan holatga keldi. Yana sinda otishlik bir ayol o'z oilasining bir oydan beri 3 vaqtlik tamoqiga anjir yeb kun o'tkazganligini e'lon qilish orqali uyida ochlik tugab ketganligini Otish xalqining hozirgi vaziyat ahvolini anglatgan. 3 kun ilgari tarqalgan sindi bo'lsa, oilada ochlik tugab, farzandlarga semiz o't bilan ko'chiri tugib bermoqchi bo'lganligini bildirib, o't terishga boshlaganligini,
balların açlıkını ot yaş pişirip verip hal kılmakçı bolganlıkıdan ibaret iğir günü kalganlıkını adli sözler arkalık Şark Türkistan halkının kandak vaziyeti turvatkanlıkını aşkarlıgan idi. Angliya İnsani Yardım Vakfı Şark Türkistan Teşkilatlar Birliği bilen söhbeti boldu. 26 avgust Ümmet Paravallıqı İnsani Yardım Vakfı'dan bir hayat Halkara Şark Türkistan Teşkilatlar Birliği vekilleri bilen söhbeti boldu. Söhbette Türkiye'de yaşayatkan Uygur muhacirlere ait meseleler müzakere kılındı. Uygur muhacirleri meselesini hal kılışta öz ara hemkarlaşış, Xitayning Şarqi Türkistan'da yürgizvatkan bastırış, kırgın kılış cinayetlerini Angliyada kün tertipke keltiriş meselesi muhim nokta kılınıp müzakere kılındı. Ümmet paravallıqı Angliyadaki Müslümanlar korup çıkan Halkara İnsani Yardım Vakfı 2001 yılı Angliyada tesis kılınan Hayır Sahabat organı bulup, dünyanın her kaysi caylarındaki namratçılık hem türlük, zulüm ve azap okubatlarda kalan Müslümanlara yardım kılıp gelmekteyken. Dünya Xitayning kabihlikini yana kancılık devamlaştırdığallıqa karar berişi gerek. Amerika'daki pekatli bihaterlik torbekitinin tektiplik yazıcısı Gia Vanna O'Connell makale ilan kılıp, Xitayning Şarqi Türkistan'da özünün asasi kanuni ve barlıq halkara ehdinamelerge xilaplı kılgallıqı. Dünyanın onun kişilik hukuk kabihlikige cezasız yana kancılık yol koyduğallıqa karar kılışı gerektiğini bildirdi. Onun tekitleşe dünya ahire Xitayning Uygur Müslümanlara karatkan katlıq zerbi beriş hareketini doğru işbadilip, bunu irki kırgıncılık, ceza lagırları digen ufkumlar bilen işbadilişini normallaştırmaktıken. Gia Vanna O'Connell Xitay Şarkı Türkistan'da halkara kişilik hukuk ehdinamelerge ve asasi kanunuğa kanda xilaplık kılavatıdu mavzuluk makalesi de, gerçi erkin demokratik devletlerinin bu meseledeki tenkitleri de muhim ilgirleştir bulgan bosumu, lekin bunun yeterlik emeslikini bildirgen. Onun tekitleşe bu derecedeki çoğun krizisde Xitay Kompartiyesinin atılmış Şincan'daki vahşilikini cevapkarlıklı tartış üçün kanuni ve siyasi icraat bilenberge gül cemiyetinin birdek inkas kaytırışı talep kılındıken. O Xitay'nın Uygurlarını herkaisi cihetlerde kat horlavat kallıqı. Liberal demokratik devletler onun kılmışını ayıplab, bazı tedbirlerini algan bosumu, onun kılmışıga karşı halkaranın bir tereplimelik hem köp tereplimelik tedbirlerini ilişiği doğru kildiğallıqını bildirgen. O makalesinin ahırıda, dünya hazır Xitay'nın kişilik hukuktaki kabihlikini cezasız, yani kancılık devamlaştırdığallıqını karar kılışı gerek degen. Xitay reisi Xi Jinping özüge sadık emeslep karıgan emeldarlarını tazalaşını başıldı. Yıkındı Xitay boyunca az digende 21 yukur derecelik sakçı ve adliye emeldari vazifesinden kaldırılıp tekşürüşke ilingan bulup, bunlar içi de Şanghay Şehirlik Sakçı İdarisi başlıkı hemşundakla ilgiri hizmet görsetken de takdirlengen sakçı emeldarlarımı bar iken. Wall Street Journal'ın bu axtaki haberde eğitilişçe yukurdaki bu hareket, Xitay reisi Xi Jinping'nin en işencilik adamlarının biri Merkezi Siyasi ve Kanun İşleri Komitetinin baş sekretari Çin Yeşin ötken ayda Xitay'nın devlet işçi bihaterlik aparatlarını mavzudun üslubudu tazlaşını talep kılıp tığını işçige burap sonaktaki zeherini yoktadığan peyit geldi digen deyken uzun ötmeyle başlanıgan. Bu tekşürüş Xi Jinping'nin tüncü qetim küçülük ve sistemini kalda devlet işçi bihaterlik aparatlarda tazlaş elip berişi bulup hesaplandıken. Wall Street Journal'ın haberden karganda Xitay reisi Xi Jinping'nin mutlak sadık, mutlak sap ve mutlak işençilik sakçı, teptiş ve sotçularının talep kılışı onun hazır kattık endişide turvatkallıqıdın direk beridigan bulup, Xitay virüsü yukumu sebebidin keynege çekingen ıhtisat ve Amerika bilen bulgan ziddiyetinin küçü işi Xitay'da onun rehberlikige karşı ictimai narazılık kozgan. Şunu Xi Jinping içki mukumluğunu ve öz ornunu koğdaştı intayin muşim bulgan organlar üstüdeki kontrollüğünü tehimi küçeytmekteken. Melum buluşa Xi Jinping hazır pekatlı zor türkümdeki emeldarlarını tekşürüşke algandın başka yana, kişilerini Xi Jinping idiyesi ve nutukları bilen terbiyeleydiğen ken gülemde idivi terbiyeleştlerini mu yoluk koygan. Türkiye terörcü tarlantkı berilgen muddasız kamak cezasını karşı aldı. Türkiye Yeni Zelandiya'da işki camiye kılgan korallık ucumda 51 kişini öldürgen terörcü Berinton Tarrant'ın muddasız kamak cezası hüküm kılınganlıkını memnunluk bilen karşı aldı. Taşkı İşler Ministerliği'nin bu kararga alakadar ilan kılgan yazın bayanatı da 2019 yılı 15. Mart'ta Christchurch şehirde işki camiye kılıngan hücumda Türkiye Pukrasi Zekeriya Tuyan'ı özçüge algan 51 kişinin kaza kılganlıkı.
Türkiye Pukrası Mustafa Bostaş ve Temel Atacocuğu Katarlı 40 kişinin yarlanğanlığı eskertildi. Bayanata ziyankeşlikke uçuruguşlar yeni bir kıtım Allah'tan rahmet tileş bilen tilge eğlenip, terörçinin Yeni Zelandiya'da en iğir ceza hesaplandıgan ve herkandık keçürüm kılınıştın bahriman bulanmaydıgan muddesiz kamak cezasıgı hüküm kılınğanlığını hoşallık bilen karşılayalımız. Sotnun mezkur kararı İslam düşmanlığı çeteliklerge öçmenli kılış, irikçilik ve nefretin kilip çıkan barlık ideologiya ve hareketlerge karşı halkara cemaatçilikinin ortak küreş kılışının zorunlukini yeni bir kıtım eskertti deyildi. Bayanatta Türkiye'nin her hıl kemistişki karşı kat'i ve prinsipal pozisyeni bunun din kimi devamlaştırdığı tekitlendi. Xitay Garip'nin en naçar düşmeni. Şivisariyelik pişkadem jurnalist Frank A. Mayer 20. Ağust Şivisariyedeki Nezer Televiziya kanalının Nekmeydan ziyaretini kabul kılganda Xitay'nın Garip'nin kımmet karışı ve erkenliği üçün en çok düşmen deb atıgan bulup 22 Ağust Germaniya Avazı Qatarlıq taratqular bu ziyaretinin asasi mezmunini Xitay Garip'nin en çok rehimsiz düşmeni digendek namlarda keng türde köçürüp tarqatdı. Nezer Televiziya kanalı bolsa bu filmini Frank A. Mayer iqtisadi jaza haqqida toxtaldı. Erkinlik en zor kımmettir degen tema astıda elan kılgan idi. Jurnalist Frank A. Mayer 1944 yılı Şivisariya'nın Binna şehirde tuğulgan. Strategiya yetekçisi ve Şivisariya'daki en çok neşiret bolgan Bilikli Tempis'nin akbarat meslekçisi bulup hizmet kılgan. Xitay ve onun baş götürüşü tuğursa köplügen nutuklarını sözlep tunulgan bir ziyaliyken. Filmde ihbada kılınışça Nezer Televiziya kanalı Frank A. Mayer'den Garip devletleri Belarusiya'daki müstebitlikke karşı kandak tedbiri kullansı yakşı bulduğalıqı doğrusu sual sorugan. Frank Mayer bolsa Garip devletleri iqtisadi ve diplomatik ceza kullanıp insaniyetinin ortak kımmet karşını koğuluşu gerek deb cevap bergen. Hem de sökbet demesini Xitay'ı merkezleştirip birkançı meselini tilge algan ve mundaq degen. Xitay hakimiyeti Angliya bilen tüzgen kelişimde üstüge algan kımmet karşılarını depsende kıldı. Garip elleri bununla karata çokum inkas kaytırışı yalğız iqtisadi ceza bilenle çeklenmey, diplomatiya cahettin mu ceza yürgüzüşü kerek digen. O yeni sözde bizden mu koğdaşkı tegeçlik kımmetlerimiz var. Bu kımmetler yalğız garipliklerinin kımmeti emez. Belki pütkül insaniyetinin orta kımmetidir. Bunun için bedel tölüşümüz lazım. Erkinlik ve beraberlik bütün insaniyetinin kımmetidir. Siz meyli Beijing'da, Moskova'da, New York'ta, Paris'de ve meyli Berlin'de tuğulgan bulman, bu kımmet hemmege ortak bulgan insaniyetinin kımmetidir degen. Frank A. Mayer sözü diyene Xitay bolsa erkin garip dünyası üçün en zor, en rahimsiz düşman. Yani gelip tacavuzculuk karakteri roşen bulgan en naçar düşman. Çünkü o bir vahşi, müstebit hükümranlıktır. Xitay hakimiyeti Stalin bilen sıfırlaştırılgan nazaretini ortak bir gevdige aylandırıp, halkını digital sıfırlaşkan nazaret bilen idare kılmakta. Stalin adam evetip nazaret kılattı. Bugünkü Xitay bolsa gül halkını sıfırlık nazaret astığı elip oldu. Halbuki biz bularga kol koşturup karap durmaktımız. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ayetki haberimizi görüşürüz. Şahslarına Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şunlukla programın ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.